Evet, işte size bölgenin kültür miraslarından bir tanesi. Burada neredeyse bütün köprülerin, yani çay üzerine, özellikle çaylar üzerine kurulan köprülerin hepsi böyle taştan ve ahşaptan bir estetik görüntüye sahipti maalesef. Küçük derelerin üstü taşla böyle. Hatta bir ara Zinzal Yaylası bölümünde çekmiş olduğum, işte eski Rusların yapmış olduğu yol, işte onun yanında köprüler, her biri farklı farklı. Ama bakıldığında köprüler bile o kadar estetik, işte köprü yaptım, yol yaptım diyorlar ya, işte köprü böyle yapılmalı. Yapanlara teşekkür etmek istiyorum sadece. O taraftan da böyle bir kısa videosunu göstereceğim. Burası neresi bilenler bilir. Bilmeyenler de Ardahan Hanak arasında diyeceğim, köyün ismini söylemeyeceğim, gelsin görsün köprü ne şekilde yapılır, ne şekilde insanı cezbeder, ne şekilde estetiktir, ne şekilde sanat kokuyor. Eski yani o ahşap işçiliğiyle yapılmış olan şeyi diyelim fabrikasyon ürünü kullanarak da yapılmış ama bir estetikle yapılmış yani. Taşı böyle, ahşabı da öyle. En önemlisi de neymiş? O estetiği yansıtabilmek. Günün teknolojisiyle o sanatı yeniden canlandırabilmektir asıl mesele. Neyse, söyleyelim ismini. Koraz, Çayaz. Yani Ardahan'dan Hanak'a giderken yapılmış olan bir köprü. Köye de bir ben artı değer kattığına inanıyorum. Köy evleri de böyle olmalı diyorum. Nasıl ki işte demiri, taşı ve ahşabı o şekilde işleyip sanata dönüştürmüşlerse, yaşam felsefesi haline getirmişlerse, bu olmalı diyorum. Şimdi daha sonrasında bir tane köprüye de geçeceğiz. O köprü öyle olur mu, böyle olmaz falan filan diyeceksiniz ama benim umurumda değil. Ben sanata, estetiğe önem veriyorum. Yani bir şey yapıyorsanız, yani bir hevesle yapıyorsunuz ama işin içine sanatı katmadıysanız, yani o işten haz da alamazsınız. Bir müddet sonra sıkar sizi. Ama bu köprünün altında şimdi şurada durup saatlerce oturabilirsiniz. Benim ilgimi çektiği gibi. Herkesin ilgisini çekecek düzeyde bir mimari özelliğine sahip. Şöyle, şimdi üstteki köprüye de bakın. Yani bunun bir örneği de diğer bir şey de var. Ardahan merkezde var. Rusların demirden yaptığı bir köprü var. Bir de saçma sapan bir köprü var. Onda bir de onun yanına koymuşlar. Al yani, orada iki tane akıl var yani. Bir sanat aklı, bir de ben yaptım oldu iş bilmez aklı var. Evet, gelelim bu köprüye. Yani Ardahan'a doğru giderken işte o duble yol dedikleri, bölünmüş yol dedikleri, yani uluslararası, görmüş olduğunuz gibi uluslararası yolların köprüsü de burada. İşte kaç yıl oluyor ben sayamadım da, unutuyorum bu projeler. Mesela Posof tüneli 7 seneydi, bu da nereden baksan bu, o kadar diyebilirim. Çünkü bu yol da Ardahan'dan çıkıp işte Hanak, Damal, öyle Posof'a giden bir yoldu. Ama maalesef sadece şu köprü yapılacak ve bu köyün içinden çıkarılacak ama bir türlü bitmedi, bitirilemedi. Ne oldu, bitirilemedi bilmiyoruz. Yola gelince de yani her yere yol yapmışlar, her yere köprü yapmışlar falan diyorsunuz ya. Yani bana ne mesela? Bunu her seferinde söylüyorum. Yani İstanbul'daki köprünün bana ne gibi faydası var? Ama benim bu ülkeye senin kadar, değil mi, bir katma değer üretiyorum ya da vergimi veriyorum, değil mi, herkes gibi. Ama ben o hizmetlerden faydalanamıyorum işte, görmüş olduğunuz gibi. Ardahan'dan çıkıyorsun, işte Hanak'a doğru yol ayrılıyor. Yolun bir kısmı böyle. Ondan sonra bu az evvel çektiğim köprünün olduğu noktadan itibaren sorma gitsin yani. Ta nereye kadar? Posof Dağı'na, Ulgar Dağı'na yükselene kadar.
Ondan sonra Posof'un yolu da aynı. Kapıya giden yol da aynı. Yani böyle iki aracın bazen sığamadığı ve sürekli tırların devrildiği bir nokta. Şeyi de güzel yapmışlar. Ya burada en azından doğayı katletmemişler direklerle. Buraya geçecekler. Geçtiğimiz günlerde de buralara şey döküyorlar. Toprak döküyorlardı. Onlar da duruyor. Onlar da ne iş yapıyorsa o toprağı niye oraya döküyorlar onu da merak ettim. Köprü yaptırasın geçen olmasın, çeşme yaptırasın içen olmasın demiştir şair. Biz de ne bileyim köprü yaptırmış ki direkler dikmiş geçen yok şu an, bunu demeye çalışıyorum. Yine bak görmüş olduğunuz gibi tırlar geliyor. Böyle. Buradaki projelerin tamamı böyle. Hep yarım yamalak.